Merhaba sevgili arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, bugünkü videomuz damlama kurulumu ile ilgili olacaktır. Damlama hortumlarının bastığı mesafe, nerede hangi boruyu kullanmalıyız, nerede neyi tercih etmeliyiz, mesafeler, uzunluklar ne olacak, bunun gibi bilgiler sizlere aktarmaya çalışacağım. Bugün hortumlarımızı daha önce çektik, hat borularını döşüyoruz, vanalarımızı kuruyoruz. Bunlar hakkında detaylı bilgiler vereceğim. Videoya başlamadan önce bu tarz bilgilendirici videoların devamı için ve bize destek için de videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdi tarlamıza dönelim, yavaş yavaş kameramızı çevirelim ve şöyle bir kameradan gösterelim. Biraz rüzgar fazla geliyor. Şöyle kamerayı kuyutuma alayım. Sevgili arkadaşlar, biz kullandığımız, tercih ettiğimiz hortum bu arkadaşlar. 16'lık 20 santimetre delikli, her delikten de saatte 4 litre su akıtan hortumları tercih ediyoruz. Bunları biber ve patlıcana çekiyoruz. Aslında hepsine bundan çekilmesi lazım da, karpuz, domates ve kavun gibi ürünlerde genelde tek yıllık tercih ediliyor. Bu hortumlarda 4 litre 20 santim basan hortumlarda uzunluğu biz 30 metre olarak ayarlıyoruz. Daha önce ilk başladığımız senelerde 40 metreye kadar çıkıyorduk, fakat suyu bastığımız zaman şu 75'lik hortumun buradan, atıyorum hemen şuradan, 4 litre akıtırken öbür başta 1,5-2 litre akıtıyordu ve zayıf oluyordu. Biz bunu daha sonra 37 metreye kestik. Yine zayıf oluyordu. 37 metreye kesmemizin bir sebebi de vardı. 37 metrede 2 sıra tünel sera alsın diye. Tünel seralar 17-18 metre olduğundan dolayı 37'ye kestik. Yine randımanlı çalışmadı ve 30 metreye düşürdüğümüz zaman gayet randımanlı basmakta. Bu eğer saatte 2 litrelik olursa bunu 60 metreye kadar çıkarabilirsiniz. Fakat 4 litrelik damlatan, 20 santim damlatan hortumlarda ise bunu 30 metreye göre ayarlayabilirsiniz. Ya da aklınızda kalması açısından daha kolay anlaşılabilir cinsinden olsun söyleyeyim. Bir 16'lık şu hortum saatte yaklaşık 500-600 litre su basabilir. Su bunun içinden bu kapasitede su gidebilir. Damlama hortumlarınızın debisi ve damlama mesafeler, yani 20 santim mi, 30 santim mi, 40 santim mi, ona göre hesap ederek bu rakama ulaşabilirsiniz. Sağlıklı bir basma mı? Bu şekilde oluyor. Şimdi bizim hatlarımız 30 metre. 30 metrede 30 x 5 150 tane delik var. Saatte de 4 litre damlattığına göre 600 litre. Yani 600'ün üzerine çıkıldığı zaman öbür başlar şey oluyor, dengesiz sulanıyor. Çünkü bunlar basınç ayarsız damlamalar. Basınç ayarlılarda bunu biraz daha uzatabilirsiniz ama bu sefer barı yükseltmeniz lazım, basınçı yükseltmeniz lazım. O da çok da aşırı bir fark olmayacaktır. Ama basınç ayarlarının güzelliği, hatın sonu da aynı litreyi basıyor, burası da aynı litreyi basıyor. Şimdi bu hortum eğer 20'lik olduğu zaman, 20'lik olursa bu mesafe 30 metreden direkt 45 metreye, 50 metreye çıkıyor. Yani diyeceksiniz ki 4 milimlik bir fark %50 mi fark ettiriyor? %50 fark ettiriyor. Çünkü dış çeperi büyüyor. Ya da şöyle hesap edebilirsiniz. Yarı çapının karesi. Şimdi bunun yarı çapı 8 milimetre. 8 kere 8 64 ederken 20'likte ise 10 milimetre. 10 çarpı 10 100 ediyor. 64'e 100 oranı görüyorsunuz. Yani şöyle, iki tane 75'lik, şu 75'lik boru ya, bunlar üçlük oluyor. İki tane 75'lik boru
Bir tane dörtlük kadar basmıyor. Bir tane 110'luk kadar basmıyor. Hesap o şekilde oluyor dış çeper büyüdüğünden dolayı. Neyse fazla teknik konulara girmeyin. Şimdi bu ana hatımız buradan şu hattan bu hizaya doğru 110'luk boru gelecek ve bunları da 75'liklere bölmüşüz. 75'likler halk arasında 2,5'luk diye bilinir ama gerçekte 75'likler üçlüktür arkadaşlar. 1 inç 2,54'tür. Yani 76'lık olursa 76,2 olursa tam 3 ince denk geliyor. 110'luk da dörtlük diye biliyoruz. 110'luk da dörtlükten biraz fazla mı oluyor? 2,54 hemen biraz fazla oluyor. Neyse. Biz yine bildiğimiz şekilde gidelim. 2,5'lukları buraya döşedik. Bunlar da hat vanamız. Şimdi suyumuz geldi ve bu hatın üzerinde bir vananın 75'liğin üzerinde kaç hortum bağlayabiliriz? Bunun hesabı da şöyle arkadaşlar. Bir tane 75'lik su borusu saatte 30 ton su kapasitesi basabilir. Fazlasını basamaz. Fazlasını basmak için çok yüksek basınçlar gerekir. 4 bar, 5 bar gibi. Ama bizim suladığımız 2 bar. 2 bar olduğu için de 30 ton aşağı yukarı böyle basıyor. Her bir hatımız da 600 litre aldığına göre bunu ideali 50 hortumdur. 50, 55, maksimum 60'a kadar çıkabilirsiniz. Fakat 60'tan sonra bu taraftaki vananın dibindeki hatlar çok su alırken öbür baştaki 60'tan sonra olan hatlar çok az su alıyor. Bu da dengesiz bir sulamaya neden olacaktır. Hem suyu buraya fazla gidecek, gübre fazla gidecek, oraya az gidecektir. Kısacası 110'luk boru da getirdiğiniz zaman 110'luk borunun da bu arada su basma kapasitesi 60-70 ton arasıdır. Ona göre hesap edersiniz. Yani 110'lukta bir vana, iki vana, üç vana en fazla 150 hat açabilirsiniz. 150 hatta da az düşüyor. 120-130 güzel oluyor ama. 110'luk boruyu getirip böyle dağıttığımız zaman 75'liklere, 75'liklerden bu tarafta 50, bu tarafta 50 basabilirsiniz. Bu şekilde randımanlı oluyor. Sınırları zorlayalım derseniz 60'a çıkarsınız. Bunu da 60'a çıkarsınız. 60-60 zaten 120 eder. 600 litreden 72 ton eder. 110'luk borunun basacağı 2 vanadır. 3. vanayı açarsanız da su yine dengesiz gidecektir. Tek yıllıklarda durum nedir? Tek yıllıklar 17 milim. 17 milim saatte delikleri 1,6 litre damlatan hortumlardır. Şu son zamanlarda artık 2 litre damlatanlar da çıktı. Saatte 1,6 litre damlattığı için yani bu hortumun yaklaşık olarak 1/3 biri oranında su verdiğinden dolayı bizim bunun uzunluğu 30 metre, onu 80 metreye kadar bazen sıkıştığınız zaman 100 metreye kadar çıkabilirsiniz. Yani 100 metreyi de pek tavsiye etmiyoruz ama eğer var 20'lik ise, 20 santime delikli ise 80 metreyi geçmeyin. Fakat 30 santimlik aldığınız zaman bunu 120-130 metreye kadar rahat rahat çıkabilirsiniz. Bugün Emrullah şeyi diziyor, borularını diziyor, damlamasını çekiyor, ayar verilecek. Öte taraftan ben başlama işlemi yapıyorum. Elle yapıyoruz. Niye elle yapıyoruz? Makinemiz de var ama birincisi bu çok yıllık bir damlama kullandığımızdan dolayı damlamayla birlikte çekemiyoruz. İkincisi ise arkadaşlar yani traktörü katıp bu hatlardan gittiğim zaman 6 yaş tarla oturacak, sertleşecek. Bu da istemediğimiz bir durum. Bundan mütevellit biz bu işlemi eliyle yapıyoruz. Şimdi gelelim ara parçalara. İşi bilenler biliyor zaten anlatmaya gerek yok da ilk defa kuracak olanlar için.
Biz ilk sene yaptığımızda şu dirsek değil de buraya direkt ara nipeller var. Ara nipeli buradan delip hortumu buraya takıyorduk. Fakat ilk sene sıkıntı olmuyor da ikinci sene diyelim ki şuraya geldi ya da buraya geldi, tam denk gelmiyor. Hortum böyle gittiği zaman dik olduğundan dolayı şurada kırılıyor. Burada kırılıyor. Suyu direkt almıyor. Ama şu dirsek nipelleri kullandığımız zaman bunlar sağa sola döndüğünden dolayı şöyle sıkıntı olmuyor. Yani kırılma falan olmuyor. Eğer sistemi ilk defa kuracaksanız direkt şeyli kurun. Dirsek nipel kullanabilirsiniz. Şundan yani. Ben bu sene öbür tarafa, o met çektiğimiz yere, arabanın öbür tarafındaki yer benim yer. Oraya şeyi kuracağım. Damlama sistemine hortumu çektim. Buraları hepsini yine aldım. Onun videosunu da yapmıştım. Ra tarımda malzemeleri alırken. Ahtapot kullanacağım ben. Buraları delmeyeceğim. Ahtapot dediğimiz şeydi arkadaşlar. Şu araya bir tane abot takıyoruz. Abot arkadaşlar şu araya takılır. Yani yağmurlama fıskiyesinin tabanı. Üzerine de dörtlüsü var, altılısı var. Çıkışlar var. O çıkışlardan kör hortumla, deliksiz hortumla, mesela hat burada ya, bir tane takıyoruz. Geliyoruz buradan dirsekle şuradan bu tarafa doğru çeviriyoruz. Bu şekilde yaptığımız ama yani o şekilde yaptığımız zaman birincisi borularımız delinmemiş oluyor. Bu boruları başka yerlerde kullanabiliriz. Özellikle yağmurlama işinde kullanabiliriz. Deliksiz borunun gerektiği yerde kullanabiliriz. İkincisi boru deforme olmuyor. Şu contalar, şu dirsekler falan gerekmiyor. Kör tabak atmak gerekmiyor. Bunları kattığımız zaman borunun içi dolayısıyla bir sürü pürüzlü oluyor. Pürüzlü olduğundan dolayı su basıncının düşmesine de neden oluyor. Yani birçok avantajı var abotun. Bu sene abot kullanacağız. Onun videosunu yaparım ben. Damlama sistemimiz bu şekilde. Suyumuz ilerideki o iki tane direk görünüyor ya, oradan lombardinlere 110'luk boruyla gelecek. Yaklaşık mesafe 300 metre, şöyle oradan buraya 300 metreden sonra böyle de 250 metre gidecek. 550 metre hatın sonu olacak. Burada burayı kaç kurumda sulayacağız? 20 dönüm biber. 20 dönüm biber. 8-16 vanamız var. Her seferinde 3 vanayı açarsak yaklaşık 6 dönüm, 5-6 dönüm gibi bir yer sulayacağız bir seferinde. Çünkü hatlarımız dar. Yani bir karpuz hatı gibi değil. 120 santim olan da var da 130'a genelde çektik. Karpuz hatları 2,5 metre olduğundan dolayı bir seferde 10-15 dönümü suyu basabilirken şeyde ise bu sık hatlarda ve tek yıllık olmayan çok yıllık damlamalarda ancak her seferde lombardinle 5 dönüm yer sulayabiliyoruz. Fazlasını yapamıyoruz. Daha başka ne kaldı? Çok yıllığı anlattık. Tek yıllığı anlattık. Şu borunun mesafesinin ne kadar olması gerektiğini anlattık. 110'luğun ne kadar su basabildiğini anlattık. O kadar arkadaşlar ya. 30 dönüm yere sistemi komple yeni aldım ben. Yaklaşık rakam olarak 110'luk boru, taşıyıcı borular hariç, şöyle şu borulardan, 75'lik borulardan artı abotları, ahtapotları ve damlama hortumları dahil tahmini rakam, yani 3 aşağı 5 yukarı 20 bin liraya yakın bir paraya mal oldu bana. Biraz ekonomik olanlardan aldık. Şimdi eğer mesela damlamanın topu 138 lira. Boruların tanesi orta kalite aldım. Yani
biraz üst sınıfa yakın. Onları çünkü sürekli kullanacağız, lazım bize. Onları 45 liradan aldık. Yani üst segment isterseniz Eurodrip gibi, Netafim gibi ürünleri, Jane gibi bu ürünleri kullanacak olursanız 30 dönüme 30 bin lira yetmez. Çünkü 140 liraya aldığımız damlama hortumu orada 350-380 lira civarında. Yani 35-40 bin lira gider. 40 bin lira gider, evet. 30 dönüm biber için arkadaşlar 1-30 hat arası. Ha, bu arada malçın yanına gelmişim. Bunun hakkında ben az önce biraz bilgi verdim, fakat bunun için başka bir video yapacağım. O videoyu da izlemenizi öneririm. Bir de şurada 4 kişi gelmiş. Şu anda naylonu çekiyorlar. Bir de bir aparat yaptık. Onun videosu dediğim gibi başka bir videoda olacak. Sevgili arkadaşlar, Allah nasip ederse ne zaman, yani 4-5 gün içinde şu işleri bitirdikten sonra bir de hava koşullarına bakacağız. Hava koşulları düzgünse biberimizi ekeceğiz. Hakkımızda hayırlısı. Videolarımızı beğenmeyi unutmayalım, İhmal etmeyelim. Bir like atın. Eğer abone değilseniz de bana destek için abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Tarsus Konaklar Köyü'nden hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.